Herkese merhaba arkadaşlar, eFootball 2023 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, güncelleme geliyor. Güncelleme detayları nelerdir, bunlara değineceğiz. Daha sonrasında International Cup katılımları sona eriyor arkadaşlar. Bu yarın itibariyle artık giremeyeceksiniz. O yüzden bugün neler yapacaksınız onu anlatacağız. Daha sonrasında destans kartlar kimler gelir bunun üzerine duracağız. En sonda şu anda konsoldayım arkadaşlar. Uzun zamandır top açılımı yapmıyorduk. Manchester City toplarından da hemen bir top açılımı yapacağız arkadaşlar. Öncelikle güncelleme neyle alakalı geliyor olabilir? Tabii ki International Cup katılımlarıyla alakalı olacaktır. Benim düşüncem arkadaşlar, yani şu anda kesin bir bilgi yok. Sadece bu varsayım üzerine konuşuyorum. Muhtemelen bu International Cup üzerine bir kampanya gelecektir. Uzun soluklu bir kampanya olacaktır. İnşallah güzel etkinlikler, güzel kampanyalar, güzel oyuncular gelir diyelim. Güzel etkinlikler gelir, gerçekten bizi cezbeden, gerçekten Dünya Kupası'na yakışır bir etkinlik getirirler umarım. Belki güncelleme bununla alakalı da olmayabilir ama benim varsayımım bunun üzerine arkadaşlar. Detay yok. Detay biliyorsunuz güncelleme bittikten sonra belli oluyor. Sabah 5 itibariyle oyun bakıma girer. Saat 11'e kadar bakım sürüyor. Bazen erken açılıyor, bazen erken açılmıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Güncelleme bununla alakalı olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Daha sonrasında geriye geldiğimizde International Cup katılımları yakında kapanıyor diyor. Gördüğünüz gibi giriş katılım için temel takımımıza uygun ülkelerden, bölgelerden biri olarak ayarlayın. Girişiniz 20.10.2022 tarihi bakımın başlangıcı itibariyle yapılandırılan temel takımınıza göre tamamlanmış ve bitmiş sayılır diyor. Yani bu gece Perşembe sabahı 5'ten önce bunu yapmanız lazım. Peki ne yapmanız lazım arkadaşlar? Ve nasıl takım seçmeniz lazım? Şimdi siz ülkenizi, bölgenizi Türkiye seçmiş iseniz arkadaşlar, o bölgeden seçmeniz gerekiyor. O ülkeyi seçmeniz gerekiyor. Çünkü burada International Cup hakkında ne diyor burada bakalım. Temel takımınızı yapılandırmak için, şimdi onu göstereceğim zaten. Burada bir yerde yazıyordu. Nerede yazıyordu o? Açıklama. Şimdi bakın, en aşağıdaki açıklamada bu müsabakaya katılmaya uygun olmanız için yapılandırılmış temel takımınız ikamet veya vatandaşlık ülkeniz, bölgeniz ile uyumlu olmalıdır diyor arkadaşlar. Yani siz, örnek veriyorum, bölge olarak Avrupa'yı seçtiniz, işte ikamet olarak Türkiye'yi seçtiniz. Bunun dışında bir şey seçerseniz uyumlu olmayabilir diyor burada arkadaşlar ülkenizi. Bilginiz olsun. Yani ikametiniz Türkiye ise Türkiye'yi seçin. Peki bunu nereden yapacaksınız? Şimdi konsolla biliyorsunuz mobilin şeyi aynı arkadaşlar, içeriği. Şimdi şuradan ekstra bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Kullanıcı bilgilerine geliyorsunuz. Daha sonrasında burada rüya takım düzenle diyorsunuz. Bakın ben konsolda bile seçmemişim. İyi ki bugün konsoldan bir top açılımı da yapmış olacağız. Ülkeyi Avrupa seçiyorsunuz. Avrupa'dan en aşağıya milli takıma geliyorsunuz. Buradan da en aşağıya geliyorsunuz. İkamet biz Türkiye'yi seçtik çünkü. Türkiye'yi geçtik sanırım. Türkiye'mizi buradan seçiyorsunuz. Ve temel takımınızı oluş. Katılım bu kadar arkadaşlar. Çünkü temel takımınıza göre ayarlanacak diyor. Buradan Türkiye'yi seçtik. Artık International Cup'a katılmış olduk. Başka bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle tekrar bir kontrol edelim. Tamam, rüya takım seçilmiş oldu. Şimdi katılımlar bu şekilde olmuş oldu. Şimdi şeye değinmiş olduk. Güncelleme ile alakalı, dediğim gibi arkadaşlar, benim beklentim bu International Cup ile alakalı bir kampanya, oyuncu vesaire, bununla istinaden bir kampanyanın gelmesini bekliyorum. Belki farklı bir şey de olur. Benim beklentim bu arkadaşlar. Onun dışında hangi ikonlar gelebilir? Burada bu arada şöyle takımımızı da bir göstermiş olalım. Daha sonrasında Manchester City top açılımına geçeceğiz. Takımımız bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz oyun ilk geldiğinde, 2022 ilk çıktığında bayağı bir top açılımı yapmıştık buradan. Belki bilmeyen kardeşlerimiz vardır. İşte Oliver Kahn'ı bulmuştuk. Cannavaro'yu bulmuştuk. Samuel Eto'yu bulmuştuk. Mbappe'miz vardı burada. Yine yedeklerde şöyle Keane var. Gördüğünüz gibi Dybala'yı bulmuştuk. Adaylı sözleşmeden Rüdiger'i almıştık. Yine burada yine efsanevi oyuncularımız Puyol var. Yine Figo var. Figo'yu bulmuştuk. Yani kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Kadromuzu da bir göstermiş olduk. Hemen şimdi sözleşme kısmına gelelim. Destansı olarak bu hafta Juventus'un gelmesi bekleniyor arkadaşlar. Şu anda büyük ihtimalle ekrana yansıtıyor olabilirim. Destansı kart olaraktan Juventus ve yeni bir oyuncu Edgar Davids'in artık oyuna eklenmesi bekleniyor arkadaşlar. Davids'in yanında kimler olacak? Davids'in yanında muhtemelen Del Piero ve Nedved'de olması
bekleniyor arkadaşlar. Destansı kart, yani epic kart olaraktan, yani Davids, Edgar Davids, Pavel Nedved ve Del Piero'nun gelme, yani Juventus epic kartlarının gelmesi bekleniyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hemen top açılımıza geçelim. Manchester City'den top açacağız. Öncelikle oyunculara bir bakalım. Tümünü gör diyelim. Buradan kimleri bekliyorum? Yani Erling Haaland'ın öncelikle gelmesini isterim. Daha sonrasında Foden olur. Ruben, çok fazla stoperim var bu hesabımda. Yani Kevin De Bruyne, Haaland, Foden. Yani ofansif oyuncuları istiyorum. Çünkü defans olarak takımım çok iyi. Çok fazla defans oyuncusu var elimde. O yüzden buradan şey gelmesini istemem. Defans oyuncusu gelmesini istemem. Ama Ruben Dias da tabii ki ateş ediyor. O ayrı bir konu. Bakalım şansımıza hangi oyuncular gelecek. Uzun zamandır da konsoldan top açılımı yapmıyorduk. Adaylı sözleşmeden bir tane 5 yıldızlı oyuncum var. Ne zaman bitiyormuş? 11. ayın 3'ünde bitiyormuş. Bekleyelim. Belki yarın International Cup'la alakalı, Dünya Kupası'yla alakalı bir oyuncu paketi falan gelirse, adaylı sözleşme paketleri olabilir arkadaşlar, beklentim içerisinde. Haydi bakalım, bismillah diyelim. 100 e-futbol parası ödedik Manchester City'den. Önceliğimiz Erling Haaland, Kevin De Bruyne, ondan sonra Philip Foden. Bakalım kimler gelecek. Uzun zamandır da konsoldan top açılımı yapmıyorduk zaten. Haydi bakalım. Premier League 5 yıldız. Kimmiş bu? Rodri geldi. Konsolda da Rodri bulmuştuk be. Aynı top açılımı mı olacak acaba? Fena değil. Rodri güzel. Orta sahamızda, defansif orta sahada Kamavinga ile şu anlık Casemiro'muz vardı. Olsun, Rodri de kullanılır yani. Direkt 11'de oynatabileceğim bir oyuncu diyebilirim. Hemen ikinci topumuz gelsin. Anlaş dedik. Haydi be oğlum. Erling Haaland'ı yapıştır bize be. Yapıştır gelsin Erling Haaland'ı. Çok güzel olur. Ofansif olarak takımımız çok güzel olur gerçekten. Bakalım kim geliyor. Ruben Dias. Ulan hep defans oyuncusu geliyor ya. Çok sağlam oyuncular. Yani Manchester City paketi gerçekten çok sağlam. Ruben Dias da çok sağlam bir oyuncu. Ama ofans oyuncusu istiyorum ya. Ofans oyuncusu. Bakalım durup durup turnayı gözünden vurabilecek miyiz acaba? Anlaştık. Son topumuz da bir gelsin bakalım. Ruben Dias ilk 11'de oynatılır direkt ya. Abi adamın defansif farkında da çok iyi çünkü. Bakalım son topumuzdan kim geliyor? Premier League 5 yıldız. Cancelo geldi ya. Hep savunma oyuncusu geldi ya. Şansa bak. Allah. Bu hesaptan ne hikmetse arkadaşlar bilmiyorum ya. Defans oyuncusu çok fazla geliyor ya. Çok fazla elimde çok sağlam defans oyuncular var. Delikt'imiz var. Kolibali'miz var. Rudiger'imiz var. Abi Cancelo geldi. Yani Cancelo zaten ömürlük stoper. Bek. Her iki bekte de oynayabiliyor. Abi. Defans hattına bakar mısınız ya? Allah aşkına şöyle bir gelelim. Defans hattı ne oldu ya böyle? Bir geri gelelim. Şöyle Rodri'miz de geldi. Oyun planı dedik. Rodri'yi direkt koyabiliriz. Bu arada buradaki hesabı top çevirme oyunu olaraktan yapmıştım ama hata yaptım arkadaşlar maalesef. Hata yapmış olduk. Çünkü top çevirme oyununda takım ileriye hiç çıkmıyor ya. Şimdi Ruben Dias abi ilk 11'de oynatılır. Bir Delikt'le karşılaştıralım mı? Birinci seviyede, abi birinci seviyede neredeyse aynı özelliklere sahip ya. Sadece ikili mücadele düşünün yani. Şimdi şuradan kimin yerine şuraya alalım. Camavinga şimdilik sen şöyle Rodri'ye yerini bırak. Cancelo sen de şuraya geç. Tamam. Ruben Dias'ı da direkt abi ilk 11'de oynatılır. Kadromuz bu şekilde oldu. Üçlü stoper oynuyorum ben arkadaşlar. Konsolda böyle yapabiliyoruz. Üçlü stoper yapıyorum. Bir sağ bekim burada var. Kadromuzu bu şekilde kurduk burada. Konsolda bu diziliş gerçekten iş yapıyor arkadaşlar. 4-3-1-2 dizilişi biraz zor iş yapıyor ama konsolda bu diziliş güzel iş yapıyor. Videomu da yavaş yavaş burada noktalandırayım arkadaşlar.
Bunları maxlama için biraz antrenöre ihtiyaç var. Antrenör kasmam lazım. Tabii ki burada konsolda antrenör kasmak için oturup başında oyun oynamak lazım. Bayağı bir zaman ayırmak lazım arkadaşlar. Mutlaka sizler de kampanyalar, etkinlikler hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Belki gözden kaçırdıklarımız, belki duymadıklarımız, belki sizin gördükleriniz, duyduklarınız vardır. Yorumlara mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.